Tabii bir gün hepimizin üye olacağı dernek. Bugün geniş bir heyetle buradayız. Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tüttere, Niğde milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer, Ankara milletvekilimiz Nihat Yeşil ve Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı'yla birlikte buradayız. Tabii başkanımız açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020 yılı Aralık verilerine göre toplam 9 milyon 300 bin emeklinin varlığından haberdarız. Biliyoruz. TÜİK 2021 3. çeyrek iş gücü verilerine göre 5 milyon 5 bin kişi emekli olduğu için iş gücüne katılamadığını belirtmiş. Bu durumda 4 milyondan fazla emekli ya iş aramakta ya da emekli olduğu halde çalışmaktadır. 2021 yılında iş cinayetlerine maalesef 50-65 yaş arası ve 65 yaş üstü toplam en az 687 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Söylenildiği gibi Türkiye genç emekliler ülkesi değildir. 38 yaşında emekli olan kimse yok. Belki bilgi kirliliği var. 40 yaşında, 45 yaşında Türkiye'de emekli olan kimse yok. Yine başkanımızın çok şikayet ettiği, Türkiye'nin de çok şikayet ettiği bir TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü emekli oranı %37'dir. 55-59 yaş arası emeklilerin oranı ise %21'dir. Çalışanlar ömrünün sonuna kadar emekli hayaliyle çalışmaktadır. Bazıları gibi 46 yaşında, 40 yaşında emekli olmamaktadır. Yine Sayın Başkanımın verilerinden sık sık faydalanıyoruz. Yine onların verilerine göre Türkiye emekli profili araştırmasına göre emeklilerin %82.7'si aylık gelirinin yeterli olmadığını söylüyor. Emeklilerin %91.6'sı emekli aylıkların adil ve eşit olmadığını beyan ediyor. Çocuklarına ve torunlarına geçinmeleri için yardım edenlerin oranı ise %39.2. Emeklilerin %73.5'u gelirlerinin istediği gıdayı almaya yetmediğini ifade ederken en çok tüketilen ürün ise ekmek olduğunu ve bu oranda %82.1 olduğunu söylüyor. Emeklilerimiz %42.3'ü ilgisizlik, ekonomik güçlük nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor. Yine DİSKAR'ın verilerine göre 13 milyon emekli ve hak sahibinin 7.9 milyonu asgari ücretin altında gelirle yaşamını idare etmeye çalışıyor. Yine DİSKAR'ın verilerine göre 2 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi aylık 763 TL'li, 2763 değil, sadece 763 TL'yle geçimini sürdürmeye çalışıyor. Avrupa Birliği İstatistik Birimi verilerine göre Avrupa ülkeleri içinde emekliler arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke maalesef Türkiye. Türkiye'de, biraz önce başkanımız söyledi, en düşük aylık ve aylık alan gelir alan emekli ile en yüksek aylık alan emekliler arasında ücret farkı 7,5 kat iken Avrupa'da bu ortalama 4.2 kat. Emeklilerin refah ve yaşam koşullarını değerlendirmek için oluşturulan küresel emeklilik endeksinde Türkiye emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve refah bakımından sondan 5. sırada yer almakta. Söylediği gibi İskandinav ülkeleri emeklilerin en iyi yaşam olanaklarına sahip ülkelerin başında yer alırken emeklilerin en iyi yaşam ve refah düzeyine sahip olduğu ülkelerde Norveç 1., İsveç 2. En düşük emekli aylıkları 2022 yılında 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Yine başkanımızın açıkladığı verilere göre değerli arkadaşlar 2002 yılında 257 TL olan asgari emeklilik aylığı 184 TL olan asgari ücretten 1.3 kat fazla iken şimdi geçen 20 yıldan sonra 2500 TL'ye eşitlenen en düşük emekli aylığı 4253 TL'nin ücretin 1.7 katı. Geri gidişi görüyor musunuz? Tekrar söyleyelim. Bakın 2002'de 257 TL alan emekli en düşük aylık alan emekli varken
Asgari ücret 184 TL. Yani asgari ücretin 1.3 katı. Şu anda ise asgari ücretin 1.7 oranına denk gelmekte. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumdadır. Ayrıca 2002 yılında asgari ücret en düşük işçi emeklisinin aylığının %72'sine denk gelirken bugün en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin %53'e denk gelmektedir. Burada Sayın Başkanlar söyledi, yine ifade etmekte fayda var. Eskiden bir emekli olduğu zaman arabasını alırdı. Önce evini alırdı, sonra arabasını alırdı, sonra da çoluğunun çocuğunun düğün parasını bir kenara koyardı. Şimdi bunu yeni genç nesile söylediğim zaman kimse inanmıyor bu sözlere. Değerli arkadaşlar, yine derneğimizden aldığımız verilere göre bakın hemen iki rakam paylaşacağım. 2002'de en düşük emekli aylığı 257 TL, en düşük asgari ücret 184 TL. Ocak 2003'te aynı şekilde 332 TL en düşük emekli aylığı, 303 TL asgari ücret. Ocak 2005'te 424 TL en düşük emekli aylığı, asgari ücret 380 TL. Ocak 2010'da 668 TL en düşük emekli aylığı, asgari ücret 576 TL. 2015'e kadar devam etmiş. 2015'ten sonra en düşük emekli aylığı 1000 TL, 1000 TL, 1000 TL. En son Ocak 2021'de kanunla 2021 TL. Ocak 2022'de 2500 TL. Maalesef genel başkanımız da söylüyordu. 1000 TL emekli olan insanlar var diyordu. İnkar ediliyordu. Sonra kanunla en düşük emekli aylığı 1500 TL'ye getirildi. Şimdi tabii emeklinin ne kadar aldığı önemli ama bir de alım gücüyle değerlendirmek lazım. Alım gücüne bakarak değerlendirmek lazım. Geçtiğimiz günlerde mecliste de söyledim. 1500 TL mi büyük, 2500 TL mi büyük diye bir soru sorsam cevap maalesef matematik kurallarını alt üst ettik. 1500 TL büyük. 1500 TL 2500 TL'den büyük. Geçtiğimiz yıl bakın 2021 yılının Aralık ayı. Aralık ayında yani 10 gün önce bir emekler 1500 TL ile 657 kilogram patates alınırken Ocak ayında 2500 TL ile 496 kilogram patates alınabiliyormuş Sayın Ömer Fethi Gürer. Aralık ayının 2021 Aralık ayının sonunda 1500 TL ile 101 paket margarin alınabilirken şimdi 81 paket margarin alabiliyor. Kayıp 20 paket. Çok rakam var. Tavuk etinde 8 kilogram daha az alabiliyor. Kömürde 400 kilogram daha az alabiliyor. 1500 TL ile 1.2 ton kömür alabilirken şu anda 800 kilogram kömür alabiliyor. Ya 400 kilogram kaybı var. Dolayısıyla 1500 TL 2500 TL'den büyük. 1500 TL'nin alım gücü maalesef 2500 TL'nin alım gücüne daha yüksek. Değerli arkadaşlar, Türk için açıklamış olduğu açlık sınırı, yoksulluk sınırı değil, açlık sınırı 4013 TL. 2500 TL ile geçinmeye çalışan, mucize yaratan bir kesim var ki onlar emekliler. Bakın, son dönemde maalesef yeni yeni sektörler oluşmaya başladı değerli arkadaşlar. Yeni sektörlerin başında, iş yapan sektörlerin başında ne var? İkinci el giyim eşyası satan esnaflar oluşmaya başladı. İkinci el ceket, ikinci el ayakkabı, ikinci el gömleğe mahkum olmuş bir emekli kesimiyle karşı karşıyayız. Bir ülkenin itibarı, bir ülkenin gelişmişliği emeklisine sağlamış olduğu olanaklarla ölçülür. Bir ülke itibarlıyım diyorsa emeklisine bakacaksınız. Bir ülke ben büyüğüm diyorsa emeklisinin yaşam koşullarına bakacaksınız. Türkiye maalesef Almanya'nın neredeyse 8 katı daha az emekli maaşı veriyor kendi çalışanına. Bir tarafta zevki sefa içerisinde gezip tozan
emekliler, bir tarafta sürünen emekliler. Türkiye emekliler için güzel bir ülke. Bakın Türkiye emekliler için güzel bir ülke. Yalnız Türkiye'de emekli olan emekliler için güzel bir ülke değil. Avrupa'da emekli olan işçiler için güzel bir ülke Türkiye. Avrupa'da emekli gelip Türkiye'de tatil yaparken Türkiye'deki her iki emekliden birisi iş aramaya devam ediyor. Başkanım söyledi, sözümüzdür, geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Bakın eşitleyeceğiz. İnşallah daha da artacak. Emekli aylık ve gelirlerin artırılması sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Yaklaşık 20 yıldan beri emekliler ülkenin büyümesinden pay alamıyor. Eskiden bu verilir için pay alamıyor. Geldiğimiz zaman yapacağımız ilk işlerden birisi de bu TÜİK'i düzenlemek olacak. TÜİK ismini bilmediği ürünlerden enflasyon hesaplıyor. Onun da sebebini Sayın Başkan açıkladı. TÜİK mucizeler yaratarak hem enflasyonu düşürüyor hem de maaşların az olmasını sağlıyor. Emeklilerin sendikal haklarının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve emekliler aylıklarının belirlenmesine toplum fazlalığının önü açılmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıklar arasındaki ücret farkı kapatılmalıdır. İntibak yasası çıkartılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı. Kamu eliyle yürütülmeli. Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Emeklilere verilen ikramiyelerde asgari ücret oranında artırılmalıdır. Hatırlarsanız 2015 yılında hepiniz çok iyi biliyorsunuz, noterden bir taahhüt yayınladık. Emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz dedik. Olmaz 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 dediler. Sonra 1000 TL ikramiye veriyorlar. Ne zamandan beri veriyorlar? Maalesef sadece bir kez zam geldi. Emekli ikramiye bir kez zam geldi. O da zam dememek lazım. Adeta sadaka gibi 100 TL verildi. Emekliye de yaşa takılanların bir an önce sorunları çözülmeli. Emekli bağlama oranları AKP döneminde %70'lerden %35'e kadar düştü. Aylık bağlama oranları tekrar eski seviyesine getirilmeli. Ben kısaca söyleyeceklerim bunlar. Sayın Başkanım çok güzel bir şey söyledi, çok doğru bir şey söyledi. Türkiye'de emekli, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki emekli sistemi mutlaka revize edilmeli, düzeltilmelidir. Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Burada hem işçi kesiminin, hem memur kesiminin, hem bürokratların görev aldığı bir yerdir. O nedenle onların söylemiş olduğu şeyler de bizim için önemlidir. Biz parti olarak mesleki anlamda hem her iş konuda, hem sendikada, hem bu tür derneklerde onların evet dediği şeye hayır, hayır dediği şeye evet demiyoruz. Ben tekrar başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını iletiyorum. Bir hakkı da teslim ederek sözlerime son veriyorum. Bugün emekli kanunla 2500 olmuş da emekli maaşı ya da emekli iki maaş ikramiye veriliyorsa Allah Kemal Kılıçdaroğlu'na razı olsun diyoruz. Sizleri de seviyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.